Ay anne papişim ya, hiç bahsetmiyorsun. Nasıl İzmir? Herkes iyi mi normal olarak? İzmir bildiğin gibi işte de. Kızım sen nasıl hamilesin? Ne aşeriyorsun ne bir şey. Senin canın hiçbir şey istemiyor mu? Yok anne papişim, hiç aşermiyorum. Allah Allah. Karnım da hiç büyümemiş. Hemen doktora gidelim, bir kontrol ettirelim. Doktor mu? Anneciğim doktor da nereden çıktı ya? Hiç gerek yok öyle şeylere. Olur mu öyle şey kızım? Ultrasonla da olsa torunumu bir göreyim. Bakalım kime benziyor. Ay inşallah bizim tarafa benziyordur. Senin o tipsiz kocana benzerse yandık. Ay anneciğim aşk olsun ya. Benim kocamın neresi tipsiz? Brad Pitt gibi benim kocam maşallah. Benim kocam mı geldi? Diyorum ki hemen doktora gidelim. Torunumun ultrasonla fotoğrafını çekip çerçeveletip şöyle duvara asalım. Hı? Yok anneciğim ben. Böyle büyük bir fotoğraf çektirip böyle duvarı kaplatalım istersen. Ya ne ultrason anneciğim? 2 aylık bebek. Fasulye gibi o ya. Olsun. Gidelim. Ben bir çayını tazeleyip de geleyim. Ya aşkım ya, olmayacak bu iş böyle. Vallahi annem tutturdu ultrason diye. Ya beni doktora götürse hamile olmadığımı ortaya çıkar. Ondan sonra annemizi tekrar ayırmaya kalkacak. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ne demek aşkım, ne yapacağız? Bir önce çocuk doğurmamız lazım. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Bir türlü hamile kalamadım hayatım ya. Aa, hamile kalmak sanki çok kolay da. Kolaysa sen hamile kal. Ya hayatım hemen böyle küsme dur. Bundan sonra 7/24 non stop bebek yapma çalışmalarına başlıyoruz, tamam mı? Bu çalışmalar bizim evliliğimizi kurtaracak. Şş, hadi. Görmüyorsun. Ya anneni ne yapacaksın? Hadi ya. Lodos denizden eser, ben deniz Arif keser. Bu çocuk olmazsa bu kaynana da beni keser. Ha? Oğlum bağır ulan. Sizin şu kaynana krizi yeniden mi ortladı yoksa? Ya sorma Nuri babaya. Hani biz Merve ile bir numara yapmıştık ya kaynanaya. Hani Merve hamile diye. Şimdi benim kaynana İzmir'den geldi. Merve'ye böyle baktı baktı. Kızım diyor. Sen diyor nasıl hamilesin diyor. Tamam mı? Ya diyor hiç diyor aşermiyorsun diyor. Yok efendim göbeğin diyor şişmiyor diyor. Efendim doktora gideceğiz diyor. Ultrason çektireceğiz diyor. Ben torunumun fotoğrafını bir göreceğim diyor. Ya diyor da diyor anasını satayım ya. Kız hanım senin kaynanan burada yokken bu işi yapacaktı canım. Ya Osman aga 2 haftadan beri ne çektiğimi ben biliyorum. Ya deniyoruz ama bir türlü hamile kalamıyoruz ya. Pardon Arif'in tarifim, hamile kalamadık dedin de aklıma geldi. Yani siz bebek yapmak için gerekli işlemleri yapıyor musunuz? Yani o prosedüre uyuyor musunuz? Nasıl yani? Yani şey gibi her gece aynı odada, aynı yatakta ve affedersiniz çıplak yatmak gibi. Sinan Cankıcı. Sen de beni iyice saf zannettin ha. Herhalde yani onları yapıyoruz. Yok Arif'im hani söz konusu sen olunca merak ettim. Belki prosedüre uyamıyorsunuzdur diye. Ya Arif abi. Ben de senin enerji veren şeyler yemen lazım. Mesela bal, pekmez, ceviz, cezerye, mesir macunu. Bu gibi şeyleri yiyin mi, yiyin mi? Yiyeyim makkasım, yiyeyim de. Onları da yedikten sonra... Yani üzerinize affet, bir ağırlık çöküyor. Yatıyorum uyuyorum ya. Ulan uyuyunca olmaz ki bu iş. Ya Arif abicim sen bunların hepsini unut, boş be. Bebek içtiysen Göbek Baba Türbesi'ne gideceksin. Nereye? He, Göbek Baba Türbesi'ne gidiyorsun. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyorsun. Bebek olayım. Ya hiç kusura bakma kardeşim ne? Bebek babaya falan gidip göbek atıp karizmayı çizdiremem yani. Ya toprağım sen onu bunu boş ver, bak sen beni dinle. Bilirsin vakti zamanında bizim de bebemiz olmayıydı Zeyno'mla. Evet. Zeyno'yu aldım götürdüm kaplıcalara. Bir güzel çamur banyosu yaptık. Ondan sonra Zehra'yı kucağımıza aldık Zeyno'yla. Ya. Harbiden mi ya? Çamur banyosu diyorsun yani. Peki çamur çocuk yapar mı Nuri baba? Şimdi bak oğlum şöyle söyleyeyim. Doktorlar hep söylerler. Kadın çocuk yapmaya çalışırken strese girer. Strese girdiği zaman da çocuk yapmak çok zorlaşır. Bence al karını. Yani bir hafta, 2 hafta bir yere git. Bir termale git, termal merkeze. Orada banyo yapsın, stresini atsın. İkinci bir balayı yapmış olursunuz. Çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Tamam be. Harbiden ben o zaman gidiyorum. Merve'yi alıyorum, tamam mı? Termal otelde de yerleşiyorum. O çamur banyosunda yapıyorum. O çocuğu da buraya yazıyorum. Hadi bana eyvallah. Hadi kolay gelsin. Hadi çocuğum. Bastı. Gel hayatım gel.
Yağmur hediyeleri buradaymış tatlı. Ay Erskitom ya, geldik böyle kaplıcalara falan iyi ettik ama ya bu çamur bir işe yaramazsa? Vallahi çamuru bulandığımızda kalırız ya. Hayatım, ben kapıdaki görevliye sordum. Dedi ki bu çamur abi dedi her derde devadır dedi ya. Bir çocuğumuz olsun yeter vallahi yeter. Şey Erskitom ya, ben daha önce hiç çamur sürmedim. Lütfen ilk önce sen sür. Yahu hayatım, hamile kalacak olan ben miyim sen misin ya? Ne olur sür işte şunu ilk önce. Pardon, belki de sorun bende değil sende. Nereden biliyorsun? İlk önce sen süreceksin Arif Bey. Heh. Of, iyi tamam tatlım. Tamam, ben süreceğim. Hoppala. Oh, yakıştı ha. Vallahi çok yakıştı. İşte ne yaptın ha? 20 çamur yaptın ya. Çok yakıştı hayatım. Vallahi çok yakıştı. Hayatım, bunu süreceksin ya. Yedirmeyeceksin karşındaki adama yani. Güzel oldu bak, güzel oldu. Al, al sana. Al. Hı, hadi. Ay sür. İyi ki gelmişsiniz buraya ya. Çok eğlenceli bir yermiş. Ya vallahi billahi var ya, ben sana bir şey söyleyeyim bak. Seyitlerin çocuğu olmuyormuş, tamam mı? Gelmişler çamur banyosu yapmışlar. Çocukları olmuş be. Ay aşkım vallahi, inşallah bizim de çocuğumuz olur ya. Aha. Vallahi olmazsa annem vallahi bizim yuvamızı yıkacak, haberin olsun. Vallahi billahi ya, ne annem var hayatım ya. Harbiden yani akbaba gibi etrafımızda dönüp duruyor ya. Üf. Ay aşkım ya, dur bir dakika, dilim damam kurudu vallahi. Ben gidip şu büfeden bir su alayım. Sana bir şey istiyor musun bir tane? Al al, bana da o zaman soğuk bir soda kap, gözünü seveyim. Tamam kardeşim, sen burada bekle beni, tamam mı? Merhaba garson Pampiş, bir soğuk su bir de soda alabilir miyim? Hanımefendi, soğuk su kalmadı. Hemen arkadaş getiriyor. Az bekleteceğim sizi. İyi de garson Pampiş'im, lütfen birazcık acele edin yani. Aşk iton benim çamur havuzunda yandı, kavruldu normal olarak ya. Hemen getiriyoruz hanımefendi. Ay, hepsi de sevgilileriyle gelmiş. Yok bu tek gelen bir yakışıklı ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bu çamur çok işe yarıyor. Kendimi böyle çok acayip hissediyorum. Vallahi damızlık boğa gibi oldum ya. Ne diyorsun sen Pampiş? Pervasızını gördüm de senin gibisini görmedim. Allah Allah hayatım, aramızda ayrı gayrı mı var ya? Sen gel bakayım kollarıma. Neler oluyor ya? Biraz hızlı ilerlemiyor muyuz? Hemen konuşmadan tanışmadan mevzuya girelim mi istiyorsun yani? Vallahi hayatım, sen ne diyorsun? Dediklerinden bir şey anlamadım. Zaten bu çamur beni sersem etti ya. Ben senin bu sersem halini sevdim. Hep böyle kal. O zaman odamıza gidip çalışmalara başlayalım aşkım. Ay zamparaya bak, laflara bak. Hoppa. Hayatım, vallahi bu çamur banyosu çok iyi geldi ya. Bir de duş aldım, bütün sinirim, stresim, her şeyim böyle aktı gitti ya. Diyorum ki sen de bir an önce bir duş alsan, şu negatif enerjinden bir kurtulsan da. Ya vallahi mayışmaya başladım. Şu çalışmalara bir an önce başlayalım ya. Yapan biz sence de biraz hızlı ilerlemiyor muyuz? Ya ne hızlı ilerlemesi tatlım. Biz vallahi çok yavaş ilerliyoruz, çok. Yani bizim yaşımızdaki evli çiftlerin çocukları ilkokula başladı ya. Hadi bir an önce başlayalım, dayanamayacağım. İnanmıyorum, bu bir evlenme teklifi mi? Hemen geliyorum Pampiş. Ya başlayacağım Pampiş'ine şimdi ha. Kardeşim bu çamur banyosu bazı hastalıkları iyi geliyor da beyin etki etmiyor galiba. Kızım biz zaten evli değil miyiz be? Ay Pampiş'im nerede ya? Ay garson Pampiş, garson Pampiş. Ya kocamı gördün mü hani az önce böyle çamur banyosu yapıyorduk birlikte. Ya abla, benden duymuş olma da senin kocan daha demin bir tane kadını kucakladı, yukarı odaya çıktılar. Ne diyorsun sen ya? Ha? Yaktım seni artık, yaktım. Sen kimsin ya? Ne demek sen kimsin ya Pampiş? Kucağını aldın, odana getirdin, şimdi de sen kimsin mi diyorsun? Yok yani ben sizi karım Merve zannettim. Çok pardon, çok pardon. Yoksa beni beğenmedin mi Pampiş? Yok canım, beğenmez miyim? Yok beğendim, beğendim de ben evliyim. Otele karımla geldim. Yalan söyleme Pampiş. Gördüm tek dinamızda. Yok hanımefendi, bakın gerçekten. Vallahi ben evliyim, ne olur uzak dur ya. Gel buraya ya. Ne olur yapma, bir dakika. Dur. Ay ya, bir dur, ne olur yapma. Arif mi?
Yok hayatım bak, yanlış anlaşılma var. Şimdi bir çamurdaydık, çamurluydu ya, yüzü de çamurluydu hanımefendinin. Saçı da seninki gibi. Bir de pampiş falan deyince ben karıştırdım. Üstelik bak bikiniler de aynı. Yani öyle olunca ben hanımefendiyi sen zannettim, o yüzden odaya getirdim ya. Pampiş ha? Karıştırdım ha? Ben şimdi size gösteririm karıştırmayı, gelmiyor. Aa,